Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yayınında ben Işlay Sakarya sunumunda Türkan Haberleri'ni izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Emekli Tuğgeneral ve strateji uzmanı Naim Babiroğlu, İdlib'deki son gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamasında terör örgütlerinin Türkiye'ye hedef aldığını, Türk-Rus devriyelerinin engellenmeye çalıştığını, İdlib'in huzura kavuşmasının Amerika Birleşik Devleti'nin işine gelmediğini, Amerika Birleşik Devleti buradaki radikal unsurları desteklendiğini, hem Rusya hem de Türkiye'nin yıpratılmasını istediklerini, Rusya'nın artık Esad'ı istemediğini ve İdlib'in Esad'ın da geleceğini belirleyecek bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Babiroğlu, Suriye'nin artık egemen ve toprak bütünlüğü olan bir ülke olmadığını da belirtti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak Kuzey Kara Bölgesi'nde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceğini belirtti. Türkiye'de koronavirüs enfektesi olan insan sayısı 100 bini aştı. Dünyada ise 7. sıradadır. Batılı olmayan ülkeler arasında ise ilk sırada yer aldı. Enfekte olan insan sayısı 101.790'dır. Türkiye'de 2.491 kişi hayatını vefat etmiştir. 18.491 kişi tedavi edildi ve 1.816 kişinin ise durumu kritiktir. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık'taki COVID-19 vakaların sayısı 100 bini aştı. Toplamda dünya çapında 2,5 milyondan fazla enfeksiyon vakası bildirilmiştir. Koronavirüsün en sert vurduğu ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olarak görev yapan Donald Trump, bir gün düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalarla yine gündem oldu. Trump, mor ötesi ışınların ve dezenfektanların vücuda enfekte edilerek temizlik yapılabildiğini iddia etti. Fakat Amerika Birleşik Devleti'nin başkanı Trump'ın vücuda enfekte etme fikri büyük bir tartışmada beraberinde getirdi. Birçok bilim insanı ve doktor Trump'ın önerisinin ölümcül sonuçları olacağını söyledi. Bakanlar Kurulu altındaki genel merkeze göre Azerbaycan topraklarında uygulanan özel karantina rejimiyle ilgili bazı kısıtlamaların 27 Nisan 2020'den itibaren kaldırılmasına karar verildi. Böylece 27 Nisan 2020 günü saat 12'den itibaren bazı çalışma ve hizmet alanlarındaki faaliyetler ülke genelinde yeniden başlayacaktır. Asan İlmek merkezlerindeki vatandaşların kabulü Asan mobil uygulama web sitesi ve çağrı merkezleri aracıyla önceden online kuruk ile başlayacaktır. İsimlendireceğimiz iş ve hizmetler alanlarında faaliyetlere devam edilecektir. Grup dersleri hariç bireysel öğretim ve özel ders hizmetleri, kitap, gazete, kırtasiye, basım ve kopyalama faaliyetlerinin satışı, fotoğraf stüdyosu, özel apartmanlarda temizlik ve terzilik hizmetleri, kozmetik ve parfüm satışı, giysi, ayakkabı ve deri eşya, altın ve diğer mücevher faaliyetleri satışı, elektronik ve ev aletleri satışı, mobil cihazlar, bilgisayar donanımı için yedek parça ve aksesuar satışı veya onarımı, mobilya, otomobil, kimyasal madde, çiçek ve bitki ürünleri, tarım makineleri, yedek parça ve ekipman, gübre ve ziyari kimyasalların satışı. Yukarıdaki belirtilen alanların alışveriş merkezleri ve alışveriş merkezleri altındaki faaliyetlerine ilişkin kısıtlamalar devam etmektedir. Kısıtlamaların kaldırdığı alanlarda çalışan kişilere ilişkin bilgilere elektronik imza kullanarak işveren tarafından izin verilir. Aynı zamanda 27 Nisan 2020'de 12'den başlayarak ikamet yerini terk etmek için 8103'e bir SMS gönderilirken izin süresi 2 ile 3 saat arasında artırılacaktır. İşler Sakarya'nın sunumunda Türkan Haberleri'ni izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.